sevgili seyirciler, yeni bir 5'ine 1 kap programına hoş geldiniz. Bu hafta karşınıza dünyaya açılan bir pencere olarak geliyoruz. Türkiye'nin dünyaya açılan penceresinde ilerleyen dakikalarda Sarraf Atilla davasında neler yaşandığını ve önümüzdeki günlerde Halk Bankası'na olası bir cezanın diğer bankalarda nasıl uygulandığını, hangi nedenlerle ceza verildiğini, nasıl verildiğini, kimin verdiğini göreceksiniz. Yine ilerleyen dakikalarda Türkiye'nin meşhur ver bağladığı komplo teorilerinin perde arkasını ve neden bu kadar çok sevdiğimizi ekrana getireceğiz. Ve Filistinli genç bir kızı size tanıtmıştık. Bundan yıllar önce 5'te 1K'da bir İsrail askerine kafa tutan o Filistinli kız büyüdü ve bugün o İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Onun da hikayesini izleyeceksiniz. Ancak Filistin demişken hemen isterseniz Kudüs'le başlayalım. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde verdiği Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözünü geçtiğimiz haftalarda hayata geçirmesi dünyada büyük yankılara neden olmuştu. İşte bu sözün ardından Türkiye ve Yemen Birleşmiş Milletler'de bu karara karşı bir toplantı, acil toplantı istedi. Müthiş bir toplantı geçti. Donald Trump katılan pek çok ülkeyi parasını biz veriyoruz kardeşim diyerek tehdit bile etti. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Bakın ne oldu. That it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Trump'ın Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağım dediği bu konuşmasının üzerinden neredeyse 2 hafta geçti. Bu 2 haftada hemen her gün dünyanın gündemi Kudüs oldu desek az bile olur. Gerginlikler, restleşmeler, açıklamalar, protestolar, kınamalar ardı ardına geldi. Bizim pozisyonumuz çok uzun süredir belli ve net olan bir pozisyon. Dün akşam alınan kararlara katılmıyoruz. Her zaman olduğu gibi biz bu kararı reddediyoruz. İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Sonunda Türkiye ve Yemen bu kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıdı. Kritik oylama birkaç gün önce yapıldı. Oylama öncesinde Amerikan Başkanı Trump hem bizden para alıyorlar hem de aleyhte oy kullanıyorlar. İyi izliyoruz, kaydedeceğiz diye tehdit etti. Bu açıklamanın ardından Amerikan temsilcisi Nikki Haley, diğer Birleşmiş Milletler diplomatlarına bir e-mail gönderdi. Foreign Policy adlı internet sitesi tarafından ele geçirilen bu e-postada Haley'in diğer Birleşmiş Milletler üyelerine uyarıda bulunduğu, hatta tehdit ettiği görülüyordu. Oyunuzu vermeyi düşünürken başkanın ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmenizi istiyorum. Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu isteyecek. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz. Oylama öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir konuşma yaptı. Bu toplantı öncesinde bir Birleşmiş Milletler üyesi ülke, diğer bütün Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri tehdit etti. Hepimizin hayır oyu kullanması istendi ya da sonuçlarına katlanmamız söylendi. Bazıları ise gelişme yardımlarının kesilmesiyle tehdit edildi. Bu kabul edilemez. Bu tehdittir ve bu grup buna boyun eğmeyecektir. Oy kullanacak ülkelerin oylarının satın alınabileceğini düşünmek ahlaki değildir. Ya da şöyle söyleyeyim, biz korkmadık. Sen güçlü olabilirsin ama bu seni haklı yapmaz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği Kudüs tasarısı oylaması Amerika'nın tehditlerine rağmen kabul edildi. 128 ülke kabul, 9 ülke red, 35 ülkede çekimser oy kullandı. Oylamada Amerikan ve İsrail'in yanında Palau, Guatemala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ülkeleri red oyu verdiler. Oylamada en dikkat çeken konulardan biri de Bosna Hersek'in oyu oldu. Bosna Hersek oylamadan çekimser oy kullandı. Nedeni ise Bosna Hersek devlet sisteminden kaynaklanıyordu. Bosna Savaşı'nın ardından imzalanan Dayton Anlaşması'na göre devlet kurucu halkları Boşnak, Hırvat ve Sırp temsilcileriyle yani üçlü başkanlık sistemine göre yönetiliyordu. Bosna Hersek'in çekimser oy kullanmasının nedeni ise devlet başkanlığı konsey üyelerinin fikir ayrılığı olduğu öne sürüldü. Bu oylama aslında bizlere bambaşka bir gerçekliği daha hatırlattı. Dünya beşten değil, birden de büyükmüş meğerse. Dünya sadece dinlerin farklılığıyla, Hristiyan ya da Müslüman cepheleriyle
kategorilendirmeyecek kadar farklıymış aslında. Dünya sadece zenginler ya da fakirler diyerek birbirinden ayrılmıyormuş. Dünyada bazen küçücük bir bölge için 120 ülke birden aynı kararı verebiliyormuş. Tek bir ülkeye karşı durabiliyormuş. Peki bütün bu oylamada alınan sonuç ne anlama geliyor? Gelin isterseniz onu da Türkiye'nin en tecrübeli emekli diplomatlarından birine, Uluç Özülker'e soralım. Burada iki şeye dikkat etmek lazım. Belki 129'da mutlak 3'te 2'yi bulamadık ama bunun karşılığında 128 de çok önemli bir manevi baskı yapabilecek bir unsur olarak ortaya çıkar. Burada gene Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Güvenlik Konseyi savaş galiplerinin organizasyonu, bir müessese olarak baktığınız zaman savaş galiplerinin sözünün hakim olduğu bir teşkilattır. Dolayısıyla bu koşullarda genel kurula çoğunluğu ifade etmiş olsa dahi bu hak tanınmamıştır. Ancak tavsiye kararında bulunmak imkanı vardır. Dün tavsiye kararı da bu manada alınmış değil çünkü 129 olmadı. Ama 128 ile Amerika ciddi şekilde köşeye bir şekilde sıkışmış bulunuyor. Bu önemli. Bundan sonra ne olur? Şimdi buradan çıkan karara bir bağlayıcılığı yok bu manada. Sadece manevi bir ağırlığı var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bir geri adım atmasını beklemek lazım. Trump bu kadar çılgın bir şekilde o imzayı da attıktan sonra ve tehditleri de bu kadar ileri düzeye taşıdıktan sonra geriye gitmesini beklemek pek mümkün değil. O zaman da olacaktır. Her halükarda Trump kendi imzasını inkar etmeyecek ama benim şahsi kanaatim Kudüs'e büyükelçiliği taşıma konusunda da bugüne kadar başarılı olaraktan yapabileceği iddialarından geri atmak noktasına da gelebilecektir. Başka bir ifadeyle, çok iki kelimeyle söyleyeceğim. Tillerson Dışişleri Bakanı yapmayalım dedi, yapıldı. Bu en az 3 yıl sürer oraya taşınması dedi. 2018 Ekim'inde kısmi seçimleri de unutmayalım Amerika'da. Demokratlar iş başına gelirse ve Trump da çılgınlıklarla devam ettirirse, dünya o güne kadar savaşa girmemişse, her halükarda ya kendisi istifa veya görevden uzaklaştırma durumuyla karşı karşıya kalabilir. Kesin olan bir şey var. 2020'de tekrar seçilmesi fevkalade güç gözüken Trump'ın, o tarihe kadar dayanıp dayanmayacağı bir kenara, oradaki büyükelçiliği Kudüs'e taşıyıp taşıyamayacağı konusunda artık bugünkü koşullarda bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla gelecek ne olur? Gelecekte Kudüs'te bugün ne kadar olduğundan farklı bir statüyle ortaya çıkılacaktır. Amerika'nın oradaki ağırlığı azalacaktır. Arabuluculuk rolünde şüpheler ortaya çıkacaktır. Filistin de kendi içinde ikili planda birleşebildiği ölçüde daha da güç kazanacaktır. Ve ilk defa da İslam dünyasının 57 üyesinin birden istisnasız ve şerefsiz ortak oy kullanabilmiş olmasının bütün sıkıntılara rağmen, bütün Amerika'nın baskılarına ve Amerika ile yakınlaşmış olabilmelerine rağmen birlikte oy kullanabilmiş olmaları da bir tarihi ilktir. Dolayısıyla bunu da bir kenara yazmakta yarar var. Sevgili seyirciler, New York'ta Birleşmiş Milletler'de bütün ezberler bozulurken, dünya 5'ten hatta 1'den büyüktür dersi onlarca yüzün üzerinde ülke tarafından bizzat Donald Trump'a verilirken, Filistin sokakları da yine hareketliydi. Yine gösteriler vardı. Gösterilerde Noel Baba kılığına girmiş bir Filistinli de kurşunlardan nasibini alanlar arasındaydı. Gözaltılar da devam etti dalga dalga. O gözaltılara da bir isim vardı ki siz 5N1K izleyicileri yakından tanıyorsunuz. Onu sizlere yıllar önce İsrail askerleri efelenirken, baş tutarken beni gözaltına alamazsın, burası sizin topraklarınız değil derken tanımıştınız. Adı Ahed Tamimi'ydi. Aradan yıllar geçti. O küçük çocuk büyüdü, genç bir kız oldu. 16 yaşındaki Ahed Tamimi yaşı büyüse de gerçekler değişmedi. Yine bir olayda gözaltına alındı. One, what you do? Bu
Burası Filistin'in Batı Şeria bölgesi. Bu görüntülerde izlediğiniz kız 10 yaşında, adı Ahed Tamimi. Ahed, İsrail askerleriyle sert bir tartışmanın içinde. İsrail askerleri Ahed'in abisini gözaltına alınca İsrail askerleri yumruğunu işte böyle sallıyor. Tek isteği gözaltına alınan abisinin akıbetini öğrenmek. Biz de o yıllarda Ahed'i Batı Şeria'da bulmuş, canlı yayına çıkartmayı başarmış ve 5N1K'da o gün neler yaşandığını Filistin'de Batı Şeria'daki evinde anlattırmıştık. Evet, Nebi Salih de Nebi Salih'e geldiler. İsrail askerleri her gün bizim şehrimize giriyorlar ve gaz bombaları atıyorlar, evlere giriyorlar, çocukları, çoluğu çocuğu dövüyorlar. Ondan sonra gerçek cephane kullanıyorlar. Ve biz de buna karşı her cuma günü yürüyüş yapmaya başladık. Çünkü bizim toprağımızı çaldı bunlar. Ahed, İsrail askerine sergilediği bu cesur tavrından dolayı İstanbul'da cesaret ödülü de almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiş. O günlerden sonra Ahed defalarca İsrail'li askerlerle de karşı karşıya kalmıştı. 2015 yılında Nabi Ahed'de yaşanan olaylarda yine Ahed askerlerle mücadele içindeydi. Bir defasında kız kardeşini askerlerin elinden annesiyle birlikte işte böyle kurtarıyordu. O Ahed şimdi 16 yaşında. Filistinli küçük kız İsrail Güvenlik Kuvvetleri'nin Ramallah'ın Nebe Salih köyüne 20 araçla düzenlediği baskın sırasında yine gözaltına alındı. Gözaltı sebebi henüz bilinmiyor. Ahed'in annesi ve babasının da darp edildiği ve evdeki bilgisayar ve telefonlarıyla birlikte gözaltına alındığı iddialar arasında. Gözaltına alındıktan birkaç gün sonra tek kare polisler eşliğinde fotoğrafı çıkan Ahed'in hala gözaltında olduğu tahmin ediliyor. İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett genç kız için hayatı hapishane hücresinde son bulacak derken, Savunma Bakanı Lieberman, müdahil olan herkes, sadece kız değil, ailesi ve çevresindekiler de hak ettikleri şeyden kurtulamayacaklar, diyordu. 10 yaşından bu yana dünyanın tanıdığı küçük Ahed'in bundan sonraki hayatı nasıl olacak şimdilik bilinmiyor. Ama o küçük bedenindeki büyük cesaretiyle şimdiden bütün dünyanın sevgisini kazandığı kesin gözüküyor. Gelelim meşhur Amerika'daki Sarraf Atilla davasına. Sevgili seyirciler, artık jüri toplandı ve son kararını vermek için bu hafta sonu bir araya geldi. Sarraf Atilla davasındaki son hafta, üçüncü haftada en az ilk iki hafta kadar ilginçti. Neden ilginçti? Çünkü Hakan Atilla büyük bir risk alarak ifade verdi. Bir anlamda tanık koltuğuna oturdu ve hem kendi savunma avukatlarının hem de savcıların sorularını tek tek yanıtladı. Bu kolay bir şey değildi. Bugüne kadar pek yapılmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde suçlanan isimler böyle bir riski almıyorlar. Ancak Hakan Atilla sanırım canına tak ettiği için yeter dedi. Ben çıkacağım, ne varsa söyleyeceğim, ben masumum dedi. Ve başta avukatları olmak üzere soruları da gayet net bir şekilde yanıtladı. Bu sorgulamanın kimi kısmı çok sıkıcıydı, çok bankacılık terimleri vardı. Kimi kesimleri ise çok ilginçti. Hakan Atilla'nın kendinden emin olması, avukatların özellikle Rıza Sarraf'ın bir yalancı olduğunu, yalan söylemek için her şeyi yapacağı, kurtulmak için her türlü yalan söyleyeceğini vurgulamaları ve Hakan Atilla'nın bugüne kadar rüşvet almadığını defalarca altını çizerek belirtmesi sanırım sorgulamanın en önemli ve en ilginç anlardan bir tanesiydi. Kuşkusuz sorgulamanın sonunda özellikle bu davayı gündeme getiren ve sonra Donald Trump tarafından görevinden alınan, kovulan savcı Bahar Aran'ın da öylesine birkaç dakikalığına salona gelip bakması, gazetecilerle karşılaşması da en az Hakan Atilla'nın davada sanık sandalyesinden ifade sandalyesine oturması kadar ilginç ve önemliydi. Kimse anlam veremedi. Ardından jüri toplandı ve hemen birkaç saat içinde karar vereceğini düşünenleri yanılttı. Çok ciddi bir şekilde çalışmaya başladı. Çeşitli veriler istedi. Hakim Brahman'dan o verilerin kendilerine temin edilmesini istedi. İşte çeşitli delilleri aldılar. O delillere bakmak istediler. O delillerle ilgili bulamadıkları bazı şeyleri tekrar hakime sordular. Tam kafalarına yatmayan şeyleri konuştular. Bu arada iki jüri üyesi daha azledildi son dakikada. Çünkü bir tanesinde zaten bir gezi programı varmış. Bir tanesinde bir sağlık problemi oluşmuş. Ve sonuçta az gidildi, uz gidildi ve Hakan Atilla davasında sona gelindi diyebiliriz. Sevgili seyirciler, bütün bu dava sürecinde herkesin çok merak ettiği bir konu vardı.
ve sonuçta jüri kararını veremedi ve dava Christmas tatilinden sonra, yani yılbaşından sonraki haftaya, yani 3 Ocağı ertelendi. 3 Ocak'ta jüri daha ne kadar bir arada olacak, nasıl karar verecek belli değil. Ancak Hakan Atilla şu ana kadar 6 ayrı suçtan suçlanıyor. Altı ayrı nedenle suçlanıyor. Bu 6 ayrı neden için jüri tek tek kendi yargısını verecek. Suçlu ya da suçsuz diyecek. Ona göre de hakim Römen Hakan Atilla'nın suçlu bulunursa cezasını belirleyecek. Bundan 3-4 hafta sonra da Rıza Sarraf'ın cezası belirlenecek. Ve o da belki kefaletle serbest kalacak ya da kim bilir belki de kendi deyimiyle 10 yıl yatacak. İlginç bir de ses kaydı yayınlandı. Daha doğrusu yayınlanmadı. O ses kaydının dökümü yayınlandı. Savunma avukatları yayınladılar. O ses kaydında da Rıza Sarraf dayısıyla cezaevinde konuşuyordu ve anlaşma yapacağını söylüyordu. Dayısı da ne anlaşması, yat 10-20 yıl diyordu. Rıza Sarraf da dayı sen ne 10-20 yılı, bir yılın ne kadar uzun geçtiğini biliyor musun diye Azeri Türkçesiyle dayısını azarlıyordu. Bakalım önümüzdeki yıl ne getirecek? Hakan Atilla yılbaşını görünen o ki yine cezaevinde getirecek. Rıza Sarraf'sa FBI'ın özel tesislerinde ya da başka cezaevinde yine yılı, yeni yılı karşılayacak. Sevgili seyirciler, gördünüz bu Hakan Atilla ve Atilla Sarraf davası çok önemli. Çok önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü Halk Bankası var arkasında. İşin içinde Halk Bankası var. Halk Bankası kimin? Türk vatandaşlarının sahip olduğu Türkiye Devleti hala %50'sinden fazlasını Halk Bankası'nın elinde tutuyor. Yani yarın bir gün Halk Bankası eğer İran ambargosunu deldiği nedeniyle suçlanırsa ya da bu suç sabitlenirse muhtemelen Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bir ceza kesmesi öngörülüyor. Aslında bu cezanın bu davayla bir ilgisi yok. Şu anda bile kesebilir, dün de kesebilirdi. Ancak herkes bununla ilişkilendirirdi. Peki bugüne kadar bu Hazine Bakanlığı'na bağlı OFAK denilen kurum diğer bankalara ne tür cezalar kesmişti? Neden kesmişti? İşte bunu araştırdık. Belki de önümüzdeki günlerde ekonomi dünyasının çok çok merak ettiği bir sorunun geçmişteki cevabına baktık ve oradan bu sorunun cevabının ne olabileceğini sizlere göstermeye çalıştık. Ambargoyu şöyle tanımlamak lazım. Bu ekonomi alanıyla alakalı, finansal piyasalarla alakalı sizin ticari faaliyetlerinizi daraltıcı yönde atılan adımlar. Finansal piyasalara erişiminizi kısıtlayan adımlar. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Amerika, dünyada dolaşımdaki paranın 1/3'üne hakim durumda. Bugün dolaşımda ne kadar para varsa %66'sı yaklaşık olarak dolar. Dolayısıyla doların finansal piyasalarda çok ciddi bir hakimiyeti var. Amerika'nın bu gözle bakıldığında almış olduğu önlemler finansal piyasaların çok önemli bir kısmını kapsadığı için ambargo uygulanan ülkeler ciddi anlamda sıkıntı yaşayabiliyor. Amerika geçtiğimiz yıllarda Sudan, İran, Küba, Kuzey Kore gibi ülkelere nükleer silah programları ve bozulan diplomatik ilişkiler yüzünden ambargo uygulamıştı. Amerika'nın yaptırımı uygulanan ülkelere ambargoyu delmek ve bankacılık faaliyetlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle de başta Avrupa bankaları olmak üzere birçok bankaya milyarlarca dolarlık para cezası kesmişti. Bu kurumun ismi OFAK, Türkçesi Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi. Cezaları veren kurum bu kurum. Gene bu da aynı şekilde inanılmaz sınırsız yetkilerle donatılmış bir kurum. Terör faaliyetleriyle iltisaklı olsun, uyuşturucuyla alakalı olsun, Amerika'nın koymuş olduğu ambargolarla ilgili olsun, İran olsun, Sudan olsun, Küba olsun, ambargo altındaki ülkelerin tamamı için geçerli o kadar geniş ki yetkileri, en ufacık bir ihlal gördüğünde ilgili finansal kuruluşlara çok ağır, ciddi anlamda o kuruluşları daha büyük bir güven bunalımı oluşturacak ölçüde büyük cezalar verebiliyor.
Sadece uygulanan ambargoları denmek suçundan değil, bankacılık işlemlerinde yapılan usulsüzlükler ve krize neden olan yanlış işlemlerden dolayı OFAK bugüne kadar pek çok bankaya ceza işlemi uyguladı. Libor dünyanın en güvenilir bankalarının kısa vadeli borçlanma için birbirlerine uyguladıkları referans faiz oranına verilen isimdi. Türkiye'de 2002 yılında bu uygulamaya başlanmıştı. 2012'de Libor'un belirlenmesinde etkin olan bankaların kredi çıkarları için faiz oranları üzerinde yaptıkları oynamalar ve yanlış beyanlar ortaya çıkmış ve bu durum Libor skandalı olarak ekonomi tarihine geçmişti. Çoğu Avrupa bankaları bu ambargoları şu şekilde derdiler. Ticaret yapılmayacak İran'la dendi ve bu ticareti bir şekilde konu oldular ve bu ticaretin kullanılan bankalardan biri oldular ve Amerika'da bu bankalara bu cezayı verdi. Çünkü başlattığı ambargo kurallarına aykırı oldu ve bazı bankalar, ki bunlar çok büyük bankalar, 7 milyar doların üstüne çıkan cezalara kadar bu bankalara fatura kesildi. Tabii bu süreç çok uzun süren bir süreç. Bu ceza geliyor, ondan sonra bu pazarlıklar oluyor ve tabii bu cezanın gelmesi de uzun bir süre alıyor. Ama sonunda bankalar bu cezayı ödediler. Ödememe riski nedir? Ödememe riski, uluslararası dediğimiz bir SWIFT bankacılık, SWIFT merkezi var. Uluslararası transferler için bu sistemden çıkma riski var. Onun için mutlaka bankalar bu cezayı en sonunda ödediler ve herhangi bir büyük bankanın bu sistemden çıkmasının riski bankacılık sisteminde dediğimiz bir sistemik krize yol açabilir. En azından bankalar bunu ödeyerek bu krizi önlemiş oldular. Bunun sonucunda 17 banka hakkında soruşturma başlatıldı. Barclays, Bank of America, Bank of Tokyo Mitsubishi, UFG, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Lloyds, HSBC gibi pek çok banka büyüteç altına alınmış ve sonunda Barclays, UBS ve RBS bankaları zarara uğramış ve 2.6 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Bu bankalar tek değildi. Amerika 2008 küresel krizinin başlangıcındaki hatalı kredi verme tutumu yüzünden Alman Deutsche Bank'a milyarlarca dolar ceza kesmişti. Amerikan tarihinin en büyük cezalarından biri Deutsche Bank'a verildi desek yeridir. Amerika ve İngiltere'nin kara para aklaması sebebiyle 630 milyon dolar para cezası kestiğini düşünürseniz rakamın yüksekliğini anlarsınız. Banka Amerika'nın New York eyaletinin mali hizmetler birimine 425 milyon dolar, İngiltere'nin mali davranış idaresine ise 204 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı. Amerika'ya ise 1.9 milyar dolar uzlaşma bedeli ödediğini de ekleyelim. Fransız bankası Crédit Agricole, başta İran olmak üzere Sudan, Burma ve Küba gibi Amerika'nın ekonomik ambargo uyguladığı ülkelere iş yapmak gerekçesiyle gözetim altına alındı. Crédit Agricole'un 2003-2008 yılları arasında bu ülkelerdeki bazı kurumlara milyarlarca dolar para aktardığı saptandı ve Fransız bankaya 800 milyon dolar para cezası kesildi. Amerika'nın karar isteği aldığı ülkelerle iş yapmak gerekçesiyle Alman Commerzbank'a da Mart 2015'te 1.45 milyar dolar para cezası geldi. Gördüğünüz gibi liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Şimdi tabii şu anda bir mahkeme zarap davası devam ediyor Amerika'da ve bu davaya konu olan bazı bankalarımız var. Yani bu ambargo delindiğine dair. Şimdi şöyle bir düşünce vardı, yani mahkeme olacak, mahkeme bitecek ve hemen akabinde ceza gelecek. Bunun öyle olmayacağını düşünüyorum. Şu şekilde olacak, bir mahkeme karar verecek ve birkaç ay, bu 6 aydan bir seneye kadar sürebilir. Bu sefer ambargo edilen bankalara bir soruşturma açılacak. Daha sonra da tespit edildikten sonra bir ceza gelebilir. Bir tane bankaya gelebilir, 3-5 bankaya gelebilir. Bu cezanın miktarı dediğim gibi işlemin büyüklüğüne bağlı olacak. Cezanın gelmesi bir risk. İkinci risk de tabii cezayı ödeyip ya da ödememek. Dediğim gibi cezayı ödemek her şeyi kabul etmek demek. Yani bu suç, bu ambargo ödeyildiğimize dair bunu kabulü demek. Ödememek demek tabii ki sistem dışına, yani ceza verilen bankanın uluslararası ödeme sistemlerinin dışına çıkması demek. Bunu da dediğim gibi büyük ihtimalle 2018'in ikinci yarısından itibaren etkilerini görmeye başlayacağız.
Sevgili seyirciler, bu hafta biz bunlarla uğraşırken Ankara ve İstanbul'da ilginç bir veda turu vardı. İngiltere'nin büyükelçisi hem Ankara'da hem İstanbul'da çeşitli temaslarda bulundu. Kendi doldurduğu videoyla en büyük siyah diyerek Beşiktaşlı'nın altını çizip Türkiye'den görevi bittiği için ayrıldı. Türkiye'den ayrılırken de bir video doldurdu. Bu video çok ilginçti. Bakın ne söylüyordu bu videoda. Birleşik Krallık en yakın ortağınız olmaya devam edecek. Bunun doğruluğunu görmek için sadece şu komplo teorili saçmalığının ötesine bakmanız yeterli. Benim güzel Türkiye'm, bol şans. Sizleri ziyaret etmek için sık sık geri döneceğiz. Ve son bir şey daha. Siyah! Evet, işte gördünüz. Videonun bence en ilginç kısmı Büyükelçinin bizlere, biz Türklere bu komplo teorilerine çok da fazla kulak vermeyin tembihiydi. Sahiden ne kadar da çok kulak veriyoruz, ne kadar da çok inanıyoruz, ne kadar da çabuk inanıyoruz. Telekinesiyle kitlelerin beyinlerini yönlendiren komplo teorilerinden üst aklın Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi karıştırdığı, yönlendirdiği komplo teorilerine kadar. Yok yok gündemimizde. Ne zaman başımız sıkışsa belki de hemen komplo teorilerinin ipine sarılıyoruz. Üstelik bunu yapan tek ülke, ne de tek ülkenin vatandaşları bizler de değiliz. Hemen her ülkenin birazcık şöyle eşelediğinizde benzer komplo teorileri olduğunu görüyorsunuz. Hem de ne teoriler. Bilderberg'den giriyorlar, 11 Eylül saldırılarından çıkıyorlar. Aya, insanlar ayak bastı mı basmadı mı tartışması bile hala devam ediyor. Gelin isterseniz şu komplo teorilerimize, inancımıza, nedenlerine, nasıllarına biraz yakından bakalım. Komplo teorilerinde özellikle Türkiye'de her olayın arkasında İngiltere, Amerika ya da Batı ülkelerinin olduğu iddia edilir. Birçok toplumsal ayaklanmanın özellikle Orta Doğu'da ve Türkiye'de gerçekleştirilen protestoların arkasında hep bu iki ülke ya da batılı devletler aranır. Bütün bunlara inanmak için somut bir bilgiye, belgeye de gerek yoktur. Çoğu zaman birkaç demeç, birkaç ezberlenmiş cümle bütün bu algının oluşmasına yeter de artar bile. Komplo teorisi açıklayamadığımız siyasi olayları, açıklayamadığımız ekonomik olayları bir şekilde çıkarsamalarda bulunarak ve bu çıkarsamaları da günlük hayattan akla yatkın da gelebilecek örnekler bularak biraz da kamuoyundaki ön yargılara dayanarak açıklama çabasına komplo teorisi kurma diyoruz biz. Komplo teorisiyle komplonun bir farkı var. O fark bir tanesinin hayal kanıtlanabilir olmayan şeyler üzerine kurulmuş olması, diğerinin ise gerçek olması. Yani gerçekten komplolar var ve komplo teorileri var. Ha, bazı komplo teorileri zaman geçtikçe ortaya çıkan yeni bilgilerle, belgelerle, tanıklıklarla gerçekten komplo olarak adlandırılmayı hak ediyor bazıları. Bazıları da tamamen hurafeler, söylentiler, yanlış inançlar falan olarak kalıyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük komplo teorilerinden bir tanesi Bilderberg toplantılarıdır. Dünyaya karar verenlerin gizli karar merciği olarak başta Fehmi Koru gibi isimler tarafından yıllarca komplo teorilerinin tam ortasında tutulmuştur. Adını Hollandalı prensi eşliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdiği Bilderberg Oteli'nden alınan bu toplantılar her yıl dünyanın farklı bir bölgesinde yapılır. Aslında gizli saklı da değildir. Kimlerin gittiği bellidir. Kimler katılacak, ne zaman katılacak? Çoğu zaman internet sitesiyle duyurulur. Hatta hangi konuların konuşulacağı ya da konuşulduğu da kimi zaman bu toplantıya katılan gazeteciler, kimi zamansa çeşitli yöneticiler tarafından kamuoyunda dile getirilir. Ancak yine de prensip olarak her şey anlatılmaz. Bu toplantı dünyanın yönetildiği bir toplantıdan çok network ağının genişletildiği, dünyanın konuştuğu konuların belirlendiği bir anlamda ufuk turunu andırır. Ancak çoğu zaman komplo teorilerinde bunlar hiç anlatılmaz. Bilderberg toplantıları aslında bir başka komplo teorisinin de arka planı gibidir. O komplo teorisinin başrolünde üst akıl vardır. Ne nerede yaşadığı, ne kimlerden oluştuğu bilinir. Üst akıl bir yerlerde karanlık bir noktada toplanır, bir nevi eski Kurtlar Vadisi Konseyi gibi kararlar alır ve dünyanın farklı ve güçsüz ülkelerinde uygulanır da uygulanır. Tecrübeli gazeteci Murat Yetkin
üst akıla bakın nasıl tarif etmekte. Herkesin bütün meselesi Türkiye'yi işte bölüp parçalara ayırıp ortadan kaldırmak. Yani başka kimsenin hiçbir derdi yok ve bununla uğraşıyor gece gündüz. Şimdi bunu da arkasında bir üst akıl oluyor hep. Yani dönem dönem buna başka isimler takılıyor. İşte kimi zaman işte Düveli Muazzama denmişler daha eski zamanlarda. İşte şimdi üst akıl şey yapıyor. Bir zamanlar şey deniyordu. Mesela bir üçgen var. Komünistler, Masonlar ve Yahudiler üçgeni var. Ve bu üçgen Türkiye'yi şey yapıyor. Ve inanır mısınız bunun mesela bunu ilk ortaya atanlardan bir tanesi az önce size sözünü ettiğim o 1940'ların Nazi Almanyası'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'dir. Yani bu fanatik bir Katolik ve dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağını da işte komünist, Mason, Yahudi üçgeninde gören birisi idi. Bu Türkiye'de de çok revaçta olan bir teoriydi bir zamanlar. Şimdi de bir üst akıldan söz ediliyor. Böyle bir üst akıl var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Onlar hani nerede yaşıyor, böyle gerçekten vücut bulmuş homo sapiensler mi yoksa daha böyle bir uzaylılar falan ve bir üst akıl var. Bu üst akılında bir tane derdi var yani Türkiye. Yani başka bir derdi yok yani ne bileyim Pasifik Okyanusu etrafında şu anda dünya ticaretinin büyük kısmı dönüyor. Çin, Rusya, Amerika çekişmesi var. Ne bileyim işte Güney Asya'da büyük çekişmeler var. Orta Doğu şey yapılmış falan. Ama üst akılın bir tane derdi var Türkiye. Şimdi bunu çok açıkça komplo teorisi diye söyleyebiliyoruz. Komplo teorileri dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde yankılanıyor. Kuşkusuz bunların en ünlüsü ise 11 Eylül 2001 yılında gerçekleştirilen saldırılarla ilgili. Bu saldırıların Amerikan Derin Devleti tarafından organize edildiği, dönemin başkan yardımcısı Dick Cheney'in uçaklara dokunmamaları için orduya talimat verdiği, hatta o dönemin ünlü belgeseli Zeitgeist'te anlatıldığı üzere bizzat bu patlamaların uçaklar tarafından değil, daha önce yerleştirilen bombalar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilir. Edilir edilmesine ama ortada yine de ne bir belge vardır ne de bir tanık. Türkiye'ye dış müdahaleler. Türkiye yani parçalanacak. 2. Türkiye'de iç savaş çıkacak. 3. Türkiye'de Alevi-Sünni boğazlaşması olacak. 4. Laik cumhuriyet yıkılacak. Yerine dini bir siyasal rejim kurulacak. 5. İşte siyasal partiler hemen hemen bütün hepsi proje partidir. Bunun doğru kısmı var, yanlış kısmı var. En klasik olan ve daha çok öyle tahmin ediyorum ki birkaç yüzyıl belki sürecek olan bir meselede Sevr'le ilgili olan bizim komplo teorilerimizdir. Çünkü Sevr bizde bir paranoyadır. Paranoya olmak zorundadır zaten. O ayrı bir iş. Ben kendi açımdan söylüyorum. Sevr paranoyasıyla yaşamımı sürdürmek istiyorum. Çünkü onu görmediğiniz zaman Lozan'ı anlamıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla komplo teorileri demek ki bir mantık üzerine oturacak. Bakın şimdi Amerika'ya baktığınız zaman Illuminati diye bir meseleleri var. Kuru kafa kemiklerde bir örgütler var. İşte günümüzde çağdaş mezhepler var ama Illuminati meselesi onlarda da çok ciddi bir komplo teorileri meselesidir ve üzerine onlarca yazı yazmıştır. JFK cinayeti. Bakın bunun üzerine yazılan ABD'de kitap sayısı birkaç yüzdür. Birkaç yüzdür. Niye cinayet çözülmedi? Şimdi herkes biliyor ama çözülmüyor. Ben şöyle söylüyorum ona. Herkesin bildiği gerçek sır oldu. Şimdi ne yapacaksınız siz burada? Ne bir şey yazmanız lazım, ortaya bir şey koymanız lazım. Onun için bu önemli bir mesele. Örnek vereyim bakın Hitler'de, Nazi düşüncesi, felsefesinde daha sonra öldürmeler meselesi Yahudileri ve öteki etnik kimlikleri. Alttaki beslendiği yer Illuminati, beslendiği yer Siyon protokolleri. Gerçektir ya da değildir ama Siyon protokolleri ne kadar çok konuşulan bir husus, üzerine ne kadar çok kitap yazılıyor. Onun için komplo teorileri demek ki çok ciddi bir düşünme yöntemi. Bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Kuşkusuz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük komplo teorilerinden bir tanesi ise Turgut Özal öldü mü, öldürüldü mü tartışmasıdır. İşin içine Turgut Özal'ın oğlu da girdiği için bu komplo tadından yenmez desek yeridir.
Ancak bütün komplolar gibi bu komplo da zaman içinde ciddiyetini yitirmiş, artık hemen her olayda tiye alınan capslerle kendisini hatırlatır olmuştur. Televizyonda konuşulan komplolarla sokakta konuşulan komplolar da farklıdır. Mesela 1997 yılında Haliç'i temizlemek için açılan ihalede Japon bir firma Haliç'i temizlemek istemiş, karşılığındaysa Haliç'in dibinden çıkan her şeyin kendilerine kalmasını talep etmiştir. Güya bu proje bu yüzden askıya alınmıştır. Zira Osmanlı'dan kaçan Doğu Roma İmparatoru Justinian'in gemisi Haliç'ten çıkmadan batmış ve içindeki altınlarla birlikte suya, yani Haliç'e gömülmüştür. Gördüğünüz gibi bu komploda yıllar boyu kulaktan kulağa anlatılmış, oldukça da alıcı bulmuştur. Yahudiler bu ülkede her kötülüğü yapıyor. Gerçi dünyanın 10 ülkesinin 88,5'unda bu söylenir Yahudiler için, ama aynı şey bizde de geçerlidir. Bir de bizdeki en yoğun, herkesin diline, hemen hemen herkesin diline doladığı komplo teorisi de bütün olumsuzlukları masonların yaptığıdır. Bunun üzerine çok konuşulur ve bilgi sahibi olunmadan çok konuşulur. Halbuki masonluk dediğiniz şey ne? Bir dernek. Bir dernek. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük komplolarından, komplo teorilerinden bir tanesi ise aya ayak basıldı mı basılmadı mı tartışmasıdır. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in aya ayak basmalarının üzerinden neredeyse 50 yıl geçmesine rağmen bu komplo tartışılır da tartışılır. En son bir belgeselde aslında astronotların aya ayak basmadığı ve bir televizyon stüdyosunda basarmış gibi yaptığı anlatılıyordu. Apollo programı için NASA'ya roket motorları yapan Rocketdyne şirketinden teknik yazarlık yapan Bill Kaysing bir kitap yazmış. NASA'nın o dönem insanlara aya güvenli bir şekilde gönderebileceği bir teknolojiye sahip olmadığını dile getirmişti. Güya bu iddiaya göre de bütün çekimler Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. bölgesinde yapılmıştı. Tabii Türkiye'de komplo deyince telekinezi, yani uzaktan hareket anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşan kelimeyi de küçümsememek gerekir. Yapılan araştırmalara göre bizler beynimizin sadece %10'luk bir kısmını kullanabiliyoruz. Geriye kalan %80'lik kısmının yapabilecekleri ise Pandora'nın kutusu. Böyle olunca da komplo teorisyenleri hemen devreye giriyorlar. Telekineziyle kitlelerin yönlendirildiğini, hatta büyük gösterilere imza attığını söylüyorlar. Peki insanlar neden komplo teorilerine inanıyor? Bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Bunu Nevzat Tarhan'a sorarsanız evet var. Bakın ne? Komplo teorilerine inanmak insanın doğasında olan bir şey. Kaçınılmaz bir şey. İnsanın biyolojik doğası ve psikolojik doğasının özelliği şöyle: belirsizliğe tahammül edemiyor. İnsan nasıl karar veriyoruz diye yapılan araştırmalarda iki türlü karar veriliyor. Biri düşünce süreçleriyle karar veriyor, duygu süreçleriyle karar veriyor veyahut ikisini birde kullanarak karar verilebiliyor kişi. Şimdi kişi yeterli bir bilgi ve veriye sahipse düşünce süreçleriyle bir tehdit algılamasını değerlendirebiliyor. Kendini güvende veya güvende değil diye hissedebiliyor. Yahut da herhangi bir olayı analiz ederken burada mantıksal analizini yapabiliyor, kar zarar analizini yapıp bir karara varabiliyor. Ama yeterli bir bilgi veri yoksa yahut da çok duygusal yapıda birisi ise kişi, inanmak istediği bir şeye yahut da herhangi bir düşmana ceza vermek istiyorsa, bir düşmanı tanımlamak istiyorsa duygularını kullanarak duygu üzerinden belirsizliği gidermeye çalışır ve komplo teorisine kolaylıkla inanır. Yani insanın belirsizliğe tahammül edememesi insanda en önemli komplo teorilerine hazır hale getiriyor ve çanak tutar bir durum oluşuyor. Özellikle bu korku kültürlerinde çok yaygındır ve korku duygusu yüksek olan kişilerde çok yaygındır. Yani kendini güvende hissetmeyen bir insan yaşadığı sorunu, tehlikeyi ya tehdidi açıklamaya çalışır. Açıklamarken kendi hatalarını görmek yerine işte bana nazar değdi, işte bana birisi kötü gözle baktı, onun için bu oldu gibi. Bu yani günlük yaşantıda böyle her şeyi büyüye nazara veren kişiler siyasi söylemde de bunu hemen komplo teorisi şeklinde yorumlamaya yatkın hale geliyor. Bu özgüveni düşük kişilerde, bu aday kişiler bunlar. Yahut da bu kültürün beslendiği durumlarda aday. Yani ana özellik bu toplumlarda
bu tarz komplo teorilerinin yüceltildiği, yani insanların böyle senaryo olarak kolaylıkla inandığı toplumlarda bu manipülasyon tekniği olarak da kullanılıyor. Az gittik, uz gittik, bir 5'le 1 kanın daha sonuna geldik. Yeni bir 5'le 1 kada buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.